Kesin vardır bak. 16 Nisan yeni anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylaması çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nın organizasyonunda Ereğli'ye gelen milletvekili Ziya Altunyıldız, ticaret borsasının ev sahipliğinde STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını Borsa Başkanı Zekeriya Ünlü yaptı. Önce 18 Mart Çanakkale şehitlerini rahmetle andığını belirtti. Daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Yaratacağız. Biz Ereğli olarak bir gıda şehriyiz. Biz devletimizde, hükümetimizde, belediye başkanlarımızda, AK Parti ilçe başkanlarımızda birlik beraberlik içinde çalışacağız. Bu önümüzdeki süreç itibariyle de bir referandumla sandığa gideceğiz. Bu konuda Sayın Vekilim bu süreci ve yeni anayasa değişikliği hakkında sizlere bilgi verecektir. Ancak şunu hepimiz biliyoruz ki Ereğli'de yaşayan insanlar olarak bu anlamda ülkemiz önemli bir süreç içerisinde. Bir taraftan içten, bir taraftan dıştan hainler, bu anlamda ülke üzerinde emelleri olanlar, kötü emelleri olanlar tarih boyunca bu isteklerini, bu niyetlerini hep ortaya koydular. Az önce başkanımız da ifade etti, 102 yıl önce Çanakkale'de de bu düşman birlikleri, emperyalist güçler bu ülkeyi parçalamaya yönelik gayretleri vardı, kötü niyetleri vardı. 102 yıl sonra da o gayretler, o niyetler hiçbir zaman sönmemiş. Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkene sahip çık çağrısıyla herkes sokaktaydı. İşte o da çok önemli bir andı. Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği ferasetle, imanla, aşkla, kardeşlikle kendimizi ülke savunmasında bir anlamda tankın, topun, merminin, uçağın karşısında bulduk. Ama imanın gücü tankın gücünü yendi. Milletin gücü, milletin iradesi tankın, topun ve uçağın, helikopterin gücünü yendi. İşte Çanakkale ruhunun aslında devam ettiğine dair çok önemli bir işaret 15 Temmuz değerli arkadaşlar. Çanakkale ruhu o yüzden asla ölmedi, ölmeyecek ve bu milletle birlikte ebediyete kadar yaşayacaktır. Allah bu dönemleri bize bir daha yaşatmasın. Ama herkes bilsin ki eğer yaşamak zorunda kalırsak biz her zaman Çanakkale şehitlerinin ruhuyla ayaktayız, dimdik ayakta olmaya da devam edeceğiz. İşte değerli arkadaşlar, bu kapsamda 16 Nisan'da bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Yönetim sistemi değişikliği. Kafa karışıklıklarına, bu konuda çok fazla konuşmalara hiç prim ve kredi vermeyin. Çok yalın, çok net ve çok basit bir şekilde bir şey söyleyeceğim size. Türkiye Cumhuriyeti milletinin iradesiyle 29 Ekim 1923'te kurulmuş. Sonrasında tek partili dönemler olmuş ve 1950 yılında çok partili döneme geçmişiz. Değerli arkadaşlar, çok partili dönemden sonra, yani artık millet iradesinin açık bir şekilde tecelli etme dönemine geçtiğimiz dönemden sonra birileri demiş ki, siz zannediyorsunuz ki millet iradesi ve milletin tercihi sandıktan çıktığı gibi bundan sonra milletin yönetiminde hakim olacak. Aldanıyorsunuz. Niye aldanıyorsunuz? Biz size bunu göstereceğiz.